Mutlu akşamlar efendim. 26 Şubat 2021'i gösteriyor takvim yaprakları. Günlerden de Cuma. Haftanın bu son gününde Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz tam 18.30'u gösterirken yaklaşık bir saat boyunca Türkiye ve bölge gündemine dair ne varsa ayrıntılarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ve her akşam olduğu gibi hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Sevgili seyirciler, kısıtlamalarla ilgili son karar için Mart ayı işaret edilmişti. Hatırlayacaksınız, yerinde karar dönemine geçilecek Mart ayı itibariyle, daha doğrusu pazartesi günü itibariyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bununla ilgili de soru soruldu, onu da yanıtladı. Pazartesi günkü kabine toplantısını işaret etti Başkan Erdoğan. Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim kurulumuzun çalışmaları şu anda pazartesi günü kabinenin önüne gelecek. Ve kabinede de bunu biz tekrar orada müzakeresini yapacağız. Ve mutasyonun hangi illerimizde ne konumda olduğunu, nedenli istatistiki eğriler nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Ve bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz? Burada özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir? İşte kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız? Bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor? Bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma İnşallah ifade edecek. Evet, toplumun birçok kesimi artık hani tırnak içerisinde gerildi. Özellikle o kafeler, restoranlar, işletmeler gel al git şeklinde hizmet veriyor. Çoğu kapalı. Söylediğimiz gibi Mart ayı işaret edilmişti ama Mart ayının da pazartesi günü artık Başkan Erdoğan'ın ağzından en yetkili ağızdı çünkü. Bilim kurulu işaret etti. Bakalım Bilim Kurulu'ndan nasıl kararlar çıkacak? Bu da önemli bir konu tabii ki. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bunun bu işin başında. Pazartesi günü ne gibi istihbaratlar gidecek o kabine toplantısına? Nasıl bir sunum yapılacak? Şehirlerde nasıl kararlar alınacak? Afyonkarahisar ne olacak? Bölgedeki şehirler, büyük şehirler malum bu koronavirüsün çok fazla artış yaşandı. Özellikle büyük şehirler var. İstanbul onlardan bir tanesi. Ankara, İzmir. Hatta malum hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlaması var. İstanbul'da trafik yoğunluğu %74'ler seviyesine kadar çıkmış durumda. Şu saat itibariyle yani böyle bir doldur boşalt şeklinde devam ediyor. Velhasıl kelam bekliyoruz. Artık pazartesiyi bekleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylediği gibi ne gibi kararlar çıkacak. Hep birlikte bakacağız. Afyonkarahisar'dayız. Bugün Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ı ağırladı Afyonkarahisar. Gün boyu ziyaretlerdeydi. Cuma namazını yeni yaptırılan Paşa Camii'nde kıldı. Oraya hayran kaldı Diyanet İşleri Başkanı. Bununla ilgili açıklamaları da var. Sadece bununla sınırlı değildi programı. Bir taraftan belediye ziyaret edildi, bir taraftan valilik ziyaret edildi. Tüm bu ziyaretlerin hepsini bir pakette topladık ve sizlerle buluşturuyoruz. Afyonkarahisar Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ı ağırladı. Zaten dinimiz İslam. Erbaş Afyonkarahisar'daki programına Paşa Camii'nde başladı. Cuma namazını burada kılan Erbaş hutbede verdi. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Diyanet İşleri Başkanı'nın bir sonraki durağı Afyonkarahisar Valiliği oldu. Erbaş Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Afyon Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Seven'le birlikte diğer protokol üyeleri de katıldı. Valilik şeref defterini imzalayan Ali Erbaş, 2021'in Afyonkarahisar'da aile yılı ilan edilmesinin önemini vurguladı, dikkat çeken mesajlar verdi. Aile kurumumuzun ayakta kalması, değerlerimize bağlı aile yapımızın muhafaza edilmesi gerçekten çok önemli. Her hafta bir konunun, her ay bir konunun, temanın belirlenip onun bütün
kurum temsilcileriyle müzakere edilmesi kar topu gibi sürekli bu güzelliklerin büyümesine vesile olacaktır. İnşallah bütün ülkemizde, tüm illerimizde bu tür çalışmaları sayın valilerimizin önderliğinde zaten bizim il müftülüğümüz ve tüm ilçe müftülerimiz diyoruz ki biz bunun için varız. Ailemizi değerlerine bağlı olarak yetiştirmek, gençlerimize sahip çıkmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, milli manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek, bunun için varız. Bu varlığımızı ve vazifemizi de daha farkındalık içerisinde yerine getirmeye çalışmamıza da destek oluyor bu tür faaliyetler. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin, bizleri utandırmasın, yar yardımcımız olsun. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, valiliğin ardından Afyonkarahisar Belediyesi'ne geçti. Burada Başkan Mehmet Zeybek tarafından karşılandı. Erbaş, Cuma namazını kıldığı Paşa Camii'nden övgüyle söz etti. Cuma namazımızda çok kalabalık bir cemaatimiz vardı. Ve Paşa Camii'mizin yeniden yapılmış olması, orijinaline uygun bir şekilde yapılmış olmasını görmek beni çok mutlu etti. Selçuklu mimarisi dikkate alınarak yeni yapılmış olması hakikaten çok iyi olmuş. Diyanet İşleri Başkanı, Afyonkarahisar'a yapılması planlanan müftülük külliyesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar ilimiz çok hızlı gelişiyor, büyüyor. Nüfus itibariyle de 750 bine doğru rakam yaklaşmış durumda. Müftülük binamız şu an itibariyle hizmetlere cevap verecek durumda değil. İnşallah önümüzdeki süreçte daha büyük bir bina ve daha kullanışlı bir binanın yapılması için müftümüz, il müftümüz gayret ediyor. Valimiz, belediye başkanımız, sayın bakanımız Veysel Eroğlu Bey, milletvekillerimizin hepsinin yani işbirliğiyle biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gerekli desteği vererek en kısa zamanda yeni bir müftüle kavuşuruz diye düşünüyorum. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paşa Camii'nin yapım sürecini anlattı. Tarihe mal olmuş bir değeri gün yüzüne hep birlikte çıkaralım istedik. Sağ olsun burada hayır sahiplerimiz yardımcı oldu ama en büyük şeyi de belediye olarak biz karşıladık. Elhamdülillah Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün, aynı gün biz de burada cuma namazını eda ettik. Gerçekten onur verici aslımızı, aslını ortaya çıkarmanın gururunu yaşadık. Evet, Ali Erbaş son olarak da Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nü ziyaret etti. Onu da hatırlatmış olalım. Tekrar Afyonkarahisar'dayız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in girişimleriyle yer tahsisi yapılan ve geçtiğimiz yıl açılan tekstil fabrikasında üretim devam ediyor. Şu anda yaklaşık 350 kişiye istihdam sağlanıyor. Haberimize de anlatacak önümüzdeki süreçte de yani bu pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte de 1000 kadına orada istihdam sağlanması bekleniyor. O tekstil fabrikasının bugün önemli ziyaretçileri vardı. Afyonkarahisar Valisi Gökben Çiçek'le Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tekstil fabrikasını ziyaret etti. Yine üretim vurgusu yapıldı, istihdam vurgusu yapıldı. Daha fazlası da var haberimizde. Nereye gideceksin? İspanya. İspanya. Evet. Şuraya gideceksin. Ben yazıyorum. Ekonomide çarklar dönüyor, fabrikalar çalışıyor, üretim yapılıyor, istihdam artıyor. Bir başka ifadeyle kadın eli değiyor, Afyon değişiyor. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek katlı pazar yerinde hizmet veren tekstil fabrikasını ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz de katıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in girişimleri neticesinde tahsisi yapılan ve geçtiğimiz yıl açılan tekstil fabrikasında üretim tüm hızıyla sürerken istihdam sayısı da her geçen gün artıyor. Vali Gökmen Çiçek, 340 kişinin çalıştığı fabrikanın Afyonkarahisar için büyük bir kazanç olduğunu söyledi. İstihdamın önemine dikkat çekti. Afyonkarahisar'da yine mutlu bir olaya şahitlik ediyoruz. Kentimize yapılan yatırımlarla her geçen gün Afyonkarahisar başka bir boyuta geçiyor. Özellikle istihdam noktasında işsizliğin her geçen gün azalması için ciddi yatırımlar geliyor ilimize. Organize sanayi bölgelerimiz büyüyor. Birçok alanda yeni fabrikalar, yeni üretimler açılıyor. Yine bu anlamda tekstil noktasında da Afyonkarahisar artık adından söz ettirmeye başladı. Tekstil yatırımlarının şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. İstihdam noktasında çok fazla kişiye ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla istihdama çok büyük katkıları var. Vali Çiçek, fabrikanın kurulmasında emeği geçen başta belediye başkanı Mehmet Zeybek olmak üzere firma sahibi Deniz Özalan ve İşkur Müdürü Ahmet Karakaya'ya da teşekkür etti. Bir de bunun yerden gideni var. Ne diyorsun sana? Başkan Zeybek ise iki katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda üretim yapıldığını belirtti. Önümüzdeki süreçte çalışan sayısının 1000'e ulaşacağını duyurdu. Tabii burada bizi en fazla mutlu eden bir garibanın sofranızda bir kaşık olabilmek. Bunu da inşallah sizlerin sayesinde, sizlerin destekleri sayesinde üzerimize düşen neyse yerine getirerek yapmaya gayret sarf ediyoruz. Deniz Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Her zaman ne isteği, ne arzu sorusu yanımda olduğunu bir kez, yanımda olduğumuzu bir kez daha beyan ediyorum. Ne eksiyorsa bir an önce yerine getirip istihdamı artırma yönünde gayret sarf ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde piyasalar açıldığı zaman herhalde 800 bin kişiyi bulacak bu çalışan. İnşallah. Afyon için çok büyük bir kazanım. Evet, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek yerinde durmuyor, deyim yerindeyse. Bir de Şuhut ilçesinde temaslarda bulundu. Aslında bir plaket töreni için gitti oraya. Şuhut Devlet Hastanesi'ne cihaz alımında katkısı bulunan hayırseverlere bir plaket verildi. Bu nedenle de bir tören düzenlendi orada ama malum tek plaket töreni için gitmedi Sayın Vali. Vatandaşlarla da hasbihal etti, yolda gördü. Çocuklara oyuncak dağıttı. Tabii bir de kadın kültürü evi var malum Şuhut'ta. Orayı da ziyaret etti. Hatta kolları sıvadı, sos kalıplarından da yaptı. Malum çömlek atölyesi kurulmuştu kadın kültür evi bünyesinde. Oradaki hanım kardeşlerimize de yardım etti. Hatta finalde ise o orada yapılan çömlekleri beraberinde kendisini ziyarete eşlik edenlere de para karşılığı sattı. O paraları da hanım kardeşlerimize verdi. Onu izleyeceğiz. Başlayamadınız hala ya. Vatandaşlarla sohbet etti. Marketteki çocuklara oyuncak aldı. Kadınlarla birlikte çömlek yaptı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Şuhut ilçesindeydi. İlk olarak Şuhut Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Kaymakam Erkan Kaçmaz'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Selamünaleyküm. Ben görmemiştim burayı, daha önce aslında geldim. Çok büyükmüşüm. Vali Gökmen Çiçek daha sonra Şuhut Devlet Hastanesi tarafından hayırseverlere yönelik düzenlenen plaket takdim törenine katıldı. Hayırseverlere teşekkür eden Vali Çiçek Şuhut'tan da övgüyle söz etti. Şuhut'ta patates yetişiyor. Şuhut'ta fasulye yetişiyor. Ama her şeyden öte Şuhut'ta iyi insan yetişiyor. İşte iyi insanlar burada toplanarak memleketlerine yine sahip çıkmışlar. İyi insanlar yetişiyor. Güzel insanlar yetişiyor. Öylesine söylemiyorum. Bugün il yönetimimizde, ülke yönetimimizde önemli değerler yetiştirmişiz. Ve her yerde Şuhut artık tanınır bir ilçe haline geldi. Ve her geçen gün değiştiğini ben görüyorum. İşte geldim, Saat Kulesi'ne oradaki ayrı bir hava kapmış. Şehir içerisindeki insanların yüzü gülüyor. Beni çok mutlu etti. Buraya geldiğimde de sizlerle bir arada olmak çok mutlu etti.
Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt da hastanenin eksiklerinin hayırseverler tarafından giderildiğini söyledi, teşekkür etti. Tabii bu kadar güzel yatırımlar bazen bilhassa pandemi sürecinde bazı eksikler tespit edilmiş başhekimimiz tarafından. Burada Sayın Başhekimimizin davetleriyle hayırsever vatandaşlarımız ihtiyaç olan bazı cihazlarda hastanemize teslim ettiler. Böylece şu devlet hastanemiz en aktif, en kaliteli sağlık hizmetlerini sunmaya devam etti. Şu anda en son yapılan atamalarla Sağlık Bakanlığımız tarafından devlet hastanemizde uzman doktor açısından, kalifiye eleman açısından da herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Konuşmaların ardından Şuhut Gönüllüleri platformu tarafından düzenlenen kampanya kapsamında Şuhut Devlet Hastanesi'ne kazandırılan cihazlarda vefakarlık gösteren gönüllülere tek tek plaketleri takdim edildi. Vali Çiçek törene gittiği esnada vatandaşlarla ve esnaflarla da ayaküstü hasbihal ederek sorunlarını dinledi. Aha, biliyorum ya ben. Sosyal medyada da iyi değil mi? Vali Çiçek'in ziyaret duraklarından birisi de Şuhut Kadın Kültür Evi oldu. Çömlek atölyesinde incelemelerde bulundu. Hatta kolları sıvadı, kadınlarla birlikte sos kalıbı yaptı. Ne yapacağız? Vali Gökmen Çiçek kendisine eşlik edenlere de çömlek sattı. Paralarını da kadınlara teslim etti. Sayın Valimiz hizmet ehli ama bir taraftan da tüccarlık da yapmış. Malum o kadın kültür evleri zaten hanım kardeşlerimizin aile bütçelerine katkıda bulunmaları amacıyla da hayata geçirilen projelerden bir tanesiydi. Hemen ayaküstü çömleklerden satılmış, aile bütçelerine de katkıda bulunulmuş. Ne güzel. Şimdi herkesi yakından ilgilendiren bir haber. Daha doğrusu çocukları olan aileleri ilgilendiren bir haber. Malum pandemi sürecinden geçiyoruz. 1 Mart'ta bazı sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Hemen onu da söyleyeyim. 1. 2. 3. ve 4. sınıflar 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Tabii koronavirüs sürecinde zamanın büyük bir kısmı, hatta neredeyse tamamı evlerde geçti çocuklarımızın, öğrenci kardeşlerimizin. Hal böyle olunca da uyku düzeni bozuldu, dağıldı. İşte uzmanların uyarısını anlatacak haberimiz. 1 Mart'tan önce uzmanlar diyor ki çocuklarınızın uyku düzenini ayarlayın şimdiden. Onu anlatacak haber. Biz Türkiye kampanyasına bağış yapacağız. Uykunun eğitime etkisi yıllardan beri tartışılan konular arasında yer alıyor. Peki pandemiyle dönüşen uyku saatleri yeniden nasıl düzenlenmeli? Yüz yüze eğitim öncesi öğrencilere düzenli uyku uyarısında bulunan uzmanlar, yatmadan önce çocukların bir bardak süt, bir kase yoğurt tüketmesinin uykuya geçişi kolaylaştıracağını belirtti. Tüm Uyku Tıbbi ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doçent Doktor Vural Fidan, çocuğun uykuya geçişinde ebeveyn desteğinin önemli olduğuna dikkat çekti, önerilerini sıraladı. Mutlaka ve mutlaka çocukların en geç 9 olacak şekilde yatmalarını öneriyoruz. Tabii ki bu süreç çok geç olan çocuklarda bir anda öne çekilemiyor. Mümkünse bunun her gün yarım saatlik süreçlerle öne çekilerek çocukların hem uyku düzenlerinin eskisine çevrilmesi ve sürecin de aynı şekilde hem süre olarak hem yapı olarak sağlıklı bir şekilde sağlanması gerekiyor. Mutlaka uyku ortamının sağlanması gerekiyor. Uzaktan eğitimle beraber ebeveynlerin birçoğu istemese de ne yazık ki tablet, telefon tarzındaki cihazların çocukların daha fazla maruz kalmaları için izin verdik. İzin vermek durumunda kalıyoruz. Fakat bu sürecin özellikle yatmadan önceki 2 saatlik dönemde
kullanılmamasını öneriyoruz. Çocuğun bulunduğu ortamının mutlaka karanlık, sessiz bir ortam olması gerekiyor. Havalandırmasının yeterli sürede ve sıcaklığının yaklaşık 20 santigrat derece civarında olması gerekiyor. Ebeveynlerin onlara hikaye okuması şeklinde olabilir. Veya eğer çocuk okuma dönemini tamamladıysa kendilerinin hoşuna gittiği bir kitapta en azından bir 5-10 sayfalık bir kısmını okursa bu kişinin uykuya geçiş süresinde oldukça rahatlama sağlıyor. Yatmadan önce süt ve sütlü ürünlerden çok fazla olmamak kaydıyla bir bardak süt veya küçük bir kase yoğurt tarzında bir tüketim de çocukların uykuya geçişlerini rahatlatıyor. Uzun süredir okuldan ayrı kalan çocuklarda uyum sorunları yaşanabileceğinden düzenli uykuya alışma süreci ise bir hafta ya da 10 günü bulabiliyor. En azından bu iki günlük hafta sonu bu süreç için belki de yeterli olacaktır. Biz de ailelere bu haber vasıtasıyla ve uzmanların görüşleri eşliğinde uyarımızı hatırlatmış, tekrar etmiş olalım. Sevgili seyirciler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin kurucu ortağı ve en büyük hissedarı olduğu Kuluçka Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Rektör Profesör Doktor Kazım Uysal, bilgi ve teknoloji üretmeyen toplumlar köle olmaya mahkumdur dedi. Kütahya Tasarım Teknokenti kurumsallaşma çalışmalarıyla iyi bir seviye yakaladı. Bu kapsamda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin kurucu ortağı ve en büyük hissedarı olduğu Tasarım Teknokent'te kurulan Kuluçka Merkezi, Rektör Profesör Doktor Kazım Uysal'ın da katıldığı törenle hizmete sunuldu. Eğer bir millet bilgi üretmiyor ve bilgiyi kullanıyorsa, teknoloji üretmiyor ve teknolojiyi kullanıyorsa, köle olmaya mahkumdur. Başkasının ürettiği bilgiyi kullanmakla, başkasının ürettiği teknolojiyi kullanmakla ileriye gidemezsiniz. Teknokent, Kuluçka Merkezi ile birlikte cazibe merkezi haline gelecek. Rektör Profesör Doktor Kazım Uysal bilgi ve teknoloji vurgusu yaptı. Üniversite sanayi işbirliğine dikkat çekti. Bizim mutlaka bilgiyi ve teknoloji üretmemiz lazım. İşte teknoloji geliştirme bölgeleri bilginin ve teknolojinin üretildiği, inovasyonun üretildiği yerlerdir. Üniversite sanayi arasında köprüdür. Köprü. Bu köprüden üniversite sanayiye gelecek, sanayi üniversiteye gelecek. Burası bize geçiş bölgesi olacak ve inşallah aradaki o irtibatı sağlayacak. Üniversite, sanayimiz, kamumuz el ele vereceğiz. Milletimize, ülkemize çok güzellikler katacağız. Yanmaz kablo üretimi üzerindeydi. Şu an kabloların... Evet, Kütahya'da durum bu. Afyonkarahisar'ın İççehisar ilçesine gideceğiz. Malum ilçe mermerin beşiği olarak biliniyor. Her yıl milyonlarca dolarlık ihracat yapılıyor. İrli ufaklı yüzlerce mermer firması var. Ama haberimiz bunu anlatmayacak. Yani mermercilik değil. İççehisar mermerin beşiğinin yanında termalin de merkezi olmak istiyor. Bu nedenle de ruhsatlar alındı ve önümüzdeki süreçte artık sıcak su aranacak. Termal sıcak su aranacak yerin altında. Şayet o sıcak su çıkarsa da tabii ki yatırıma dönüşecek. Mermerden sonra termalde de başkent olacaklar. Afyonkarahisar'ın İççehisar ilçesinde yerin altında şimdi de termal su aranıyor. Mermer. Mermer alanında adını dünyaya duyuran İççehisar ilçesi termal turizm alanında öne çıkmak için çalışma başlattı. İlçede belediye başkanlığının öncülüğünde özel firmalar termal sıcak su kuyuları arayacak. Belediyeye ait 4 hektarlık sıcak su ruhsatı vardı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda ilçede sıcak su arama ruhsatını 3 özel firma almıştı. Adam kar havuzuna girdi. İççehisar Belediyesi de geriye kalan alanı kapsayan sıcak su arama ruhsatını Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nden aldı. Sıcak su, termal, sağlık, turizm, ısınma alanlarında kullanılıp halkın hizmetine sunulacak. Şimdi
İsçeysar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, mermerin başkenti olan ilçenin adını her alanda dünyaya duyurarak hak ettiği değeri görmesi için çalıştıklarını söyledi. Devam ediyoruz efendim. Piyade Assubay Üst Çavuş Ergin Bağçeli'den bahsedecek haberimiz. Merhum bir komutanımız Hatay'da görev yapıyordu. Evinde aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Hoca Afyonkarahisar'ın Sultandağ ilçesine bağlı Kırca köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Hatay'da görev yapıyordu, rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Hatay Karakan Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Afyonkarahisarlı Piyade Assubay Üst Çavuş Ergin Bahçeli, evinde dinlendiği sırada aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Bahçeli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası Üst Çavuş Bahçeli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi olan Sultandağ'a bağlı Kırca köyüne getirildi. Samet. Çık. Seren dönlere. Piyade Assubay Üst Çavuş Ergin Bahçeli'nin cenazesi kılınan namazın ardından yakınları ve askeri personel tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Tekrar Afyonkarahisar'dayız. Bir kadın cinayetinden bahsedecek haberimiz ama ne bıçaklanarak öldürülen kadının kimliği belli ne de bıçaklayan belli. Ortada tek bir gerçek var. Yolun kenarında bulundu. Olayın adresi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karadilli beldesi. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karadilli beldesi yakınlarında bir kadın cesedi bulundu. Yol kenarında bulunan kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması ve kadının kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Günün bir başka facia haberi de Denizli'den geldi sevgili seyirciler. Malum pandemi sürecinde restoranlar kapalı ama oraya eğlenmek için gittikleri iddia ediliyor bu şahısların. İkisi İran uyruklu kadın. Toplam 3 kişi eğlenmek için gidiyorlar bir restorana. Honaz Milli Parkı içerisinde. Sobayı yakmak istiyorlar ama iddiaya göre o sobada bir anda bir parlama, patlama meydana geliyor. Ve o restoran bir anda alevlere teslim oluyor. Ve ardından da 3 kişinin cansız bedenleri çıkarılıyor. Restoran alevlere teslim oldu. Sonra da ceset torbalarıyla cenazeler çıkarıldı. Bu restoran 3 kişiye mezar oldu. Denizli'de Honaz Milli Parkı girişinde bulunan Serkan Çolak'a ait restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye yerinin 10 itfaiye aracıyla müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrasında restoranda yapılan incelemede 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin Ahmet Derdeş'inle İran uyruklu olduğu belirtilen 2 kadın olduğu belirlendi. Cenazeler kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili de iddialar var. Restoranda bulunanlardan birisinin soba yakmak için döktüğü bir maddenin parlamasının ardından yangının başladığı, 3 kişinin içeriden çıkamadığı belirtildi. Öte yandan restoranda bekçilik yapan Serhan Sümer'in ise soba yakılmadan önce dışarıya malzeme almaya çıktığı ve yangından son anda kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Aydın'da da bir yangın vardı. Çine ilçesinde kömür sobasından kaynaklı çıktı bu kez yangın. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi. Çok şükür Denizli'deki bir facia yaşanmadı. Kömür sobasından çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Aydın Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde çıkan yangın korkuya sebep oldu. 6 katlı apartmanın 4. katındaki evde kömür sobasından sıçrayan kıvılcım yorganı tutuşturdu. Yangın sırasında evde bulunan anne ile oğlu panikle dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. Polisler binadaki diğer vatandaşları tahliye ederken itfaiye ekipleri ise yangını 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Evde büyük çapta maddi hasara sebep olan yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. İki gün önce paylaşmıştık. Semiha Peker isimli bir kadın Manisa'da, Salihli ilçesinde daha doğrusu, tam lokasyon verelim. Sevgilisi tarafından, onun ismini verelim, Yalçın Kocataş, pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Ve ardından da kayıplara karışmıştı. O katil zanlısı polis ekipleri tarafından 2 gün sonra yakalandı. Manisa'nın bir başka ilçesinde, Kula ilçesinde yakalandı. Aldatıldığını öne sürdü. Cinayeti de bu nedenle işlediğini söyledi. Bir de pişman değilmiş. Niye öldürdün sevgilinizi? Beni aldattığı için 4 defa en yakın arkadaşlarım var. Manisa'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir cinayet işlenmiş. Semiha Peker eski sevgili kurşunlarıyla can vermişti. Olayın hemen ardından kaçan zanlı Yalçın Kocataş ise her yerde aranıyordu. Aldattığı için öldürdünüz. Evet. Tamam, geçiyorum. Dünyalık ve ahirelik haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. İşe gitmek için servis bekleyen sevgilisini pompalı tüfekle 3 el ateş ederek hayattan koparan zanlı, 2 gün sonra sığınmak için ev ararken bulundu. Her nefis ölümü tadacaktır. 33 yaşındaki bir çocuk annesi Semiha Peker'in 44 yaşındaki katil zanlısı, Kula ilçesinde sıkı takip ardından operasyonla kıskıvrak yakalandı. Ben. Sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada sarf ettiği sözler ise pes dedirtti. Katil zanlısı, sevgilisinin kendisini 4 defa yakın arkadaşlarıyla aldattığını öne sürdü. Beni aldattığı için cinayeti işledim, pişman değilim dedi. Niye öldürdün sevgilinizi? Ya, beni aldattığı için 4 defa en yakın arkadaşlarım var. Aldattığı için öldürdünüz. Evet. Tamam, geçiyorum. Genç anne ise acı ve gözyaşı içinde memleketi Sarıgöl ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. Sürekli haberlerimizden bahsediyoruz. Neyden bahsediyoruz? Hepimizin, birçoğumuzun muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Malum kendisini asker, polis, savcı olarak tanıtıyorlar. Ve birçok vatandaşın canını yakıyorlar, dolandırıyorlar, kiminin parasını alıyorlar, kiminin altınlarını alıyorlar vesaire. Kütahya'da buna benzer bir olay yaşandı. Bir şahıs kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandırdı. Ama ihbar üzerine nerede yakalandı? Afyonkarahisar'da. Polis ekipleri bir otobüsü durdurdu çünkü o şahıs otobüsün içerisindeydi. Yakalandı, gözaltına alındı. Üzerinden de altınlar ve bilezikler çıktı. Polis ihbar aldı, otobüs durduruldu. Şüpheli işte böyle gözaltına alındı.
Kütahya Sultan Bağ Mahallesi'nde yaşayan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak evini telefonla arayan bir kişinin kendisini polis ve savcı olarak tanıttığını belirtti. Şahıs bu kişinin çocuğunu kandırarak evde bulunan altınları pencereden aşağı atmasını söylediğini, olaydan haberleri olunca da altınları atıldığı yerde bulamadıklarını öne sürdü. Polis ekipleri kimliği tespit edilen şüpheliyi Afyonkarahisar'da Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda bir yolcu otobüsünde yakaladı. Üst aramasında 3 tam altın ve kelepçeli bilezik ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Yine Afyonkarahisar'dayız. Yine bir asayiş haberi paylaşacağız. Sizlerle Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik timleri, narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Geçtiğimiz günlerde 5 ayrı mahallede 5 ayrı lokasyona adrese operasyon düzenlenmişti. Baskın yapılmıştı. 5 kişi gözaltına alındı. İşte o şahıslar bugün adliyeye sevk edildi. Afyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Selçuklu, Karşıyaka, Hasan Karaağaç, Osman Gazi ve Yunus Emre mahallelerinde 4 ev ve 1 iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda satışı hazır vaziyette 8 paket halinde metamfetamin, ekstazi hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfekle bu silahlara ait mermilerle uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılar güvenlik önlemleri altında elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından da mahkemeye çıkarılacak. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki araç bir kavşakta çarpıştı. O çarpışmanın ardından, kazanın ardından araçlardan birisi alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Neyse ki can kaybı ve yaralanma olmadı ama araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kavşakta yaşanan kazanın ardından bir otomobil alev aldı. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden. Mustafa Demiral idaresindeki otomobil Taner Dağlı yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza sonrası Mustafa Demiral'a ait araç bir anda alev aldı. Yanan otomobil Sandıklı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kazada yaralanan Dağlı ambulansa Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Demiral ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Herhangi bir facianın yaşanmadığı kazada kapanan Afyonkarahisar-Antalya Karayolu bir müddet sonra trafiğe açılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sevgili seyirciler, Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız olarak devam ediyor. Manisa'da buna benzer bir operasyon gerçekleştirildi. Örgütün sözde imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden görüştüğü belirlenen, tespit edilen 5 zanlı yakalandı, gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon görüşmesi yaptıkları iddia edilen biri muvazzaf, 4'ü askeri okullardan ihraç 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonla 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan aynı operasyonda farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 3 kişi de yakalandı. Şüpheliler haklarında soruşturma yürütülen illerden gelen ilgili ekiplere teslim edildi.
Evet, zaman zaman hırsızlık olaylarından bahsediyoruz. Bunların haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bir hırsızlık haberi daha var ama konusu farklı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşandı. Bir köpek hırsızlığı bu. O köpeği çalarken bir taraftan da şiddet uyguladılar köpeğe. Şimdi herkes, sahibi de dahil, o köpek hırsızlarını arıyor. Vicdansızlar köpeğe şiddet uygulayarak onu bulunduğu yerden çaldı. Kütahya'da iş yerinin önünde bağlı duran köpek 3 kişi tarafından çalındı. O anlar böyle kayda geçerken köpeği çalmak için uygulanan şiddetse pes dedirtti. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayıyla ilgili polis çalışma başlattı. Sahibi ise köpeğinin bulunmasını istiyor. Aşırı derecede şiddet ve darp uygulamışlar köpeğe. Araçlar gittikten sonra tekrar mücadele etmeye başlıyorlar köpekle. Tabii sonunda köpek de acı çekmekten yana pes etmiş. Ondan sonra da teslim olmuş. Zincire bağlayıp götürmüşler. Bulunmasını, bir an önce bulunmasını çok işten istiyorum yani. Sonuçta bizim evladımız gibi. Normalde bunu götüremezler benim anladığım. Götüremezler işte. O yüzden çok acı çektirmişler. Kamera kayıtlarında da görürsünüz. Başına falan vurmuşlar. Burada gördüğünüz paletle falan sıkıştırmışlar. Tabii hayvan acı çekince de yapacak bir şey yok. Belli bir yerden sonra pes etmiş yani. Şimdi her yerde o köpek hırsızları aranıyor. Bir kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşacağız sizinle. Bilecik'ten bu haber. Bir motosiklet sürücüsü biraz süratliydi. Otomobil de kavşakta kontrolsüz bir şekilde dönmeye çalışıyordu. O anda olanlar oldu. Daha fazlasını görüntüler eşliğinde haberimize anlatsın. Otomobil sürücüsü kontrolsüz dönmek istedi, motosikletli ise süratliydi. Ve sonuç? Bilecik'te bir motosiklet sürücüsü önünde seyreden ve dönmeye çalışan otomobile işte böyle çarptı. Sürüklenen sürücü bir müddet sonra ayağa kalktı. Yol kenarındaki kamyona çarpan motosikletse hurdaya döndü. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu aralarda bugünlerde horoz dövüşleri ve onları horozu dövüştürenler revaçta. Tırnak içerisinde söylüyorum bu revaçta. Manisa'da buna benzer bir operasyon yapıldı. 76 bin lirayı aşkın para cezası kesildi bu horoz dövüştürenlere. 13 horoz da kanlar içerisinde bulundu. Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Horoz dövüştürenler o baskın yapılan yere ring bile yapmış. Horoz dövüşü için bir araya geldiler, cezasız kalmadılar. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ihbar alan polis ekipleri ahşap palet doğrama iş yerine baskın düzenledi. Horoz dövüştürmek için özel olarak hazırlanan kısımda 34 kişi suçüstü yakalandı. 34 kişiye kumar oynama, korona tedbirlerini ihlal etme, hayvanlara eziyet ve hayvanları koruma kanununa muhalefetten 76.024 lira para cezası kesilirken, dövüştürülen 13 horozsa yaralı olarak kurtarıldı. Horozlar Tarım İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. İş yerinde horoz dövüştürülmek için yaptırılan ring alanı, horozlara özel numaralı dolaplar ve tribünlerde böyle görüntülendi. Bunun tam tersi, zıt bir haberden bahsedecek sıradaki haberimiz. Bir tarafta işte bu şekilde hayvanları dövüştürüyorlar, eziyet ediyorlar. Bir tarafta da o hayvanlara sahip çıkmak adına çalışmalar yapılıyor. O haber Kütahya'dan geldi. Kütahya'da sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için özellikle kırsal kesimde, köylerde, kasabalarda yaşayan o sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için
bir mobil araç tasarlandı. Hatta içerisinde veteriner başta olmak üzere elemanlar, personel de tahsis edildi. Amaç tabii ki farklı. O hayvanlara sahip çıkılması, kısırlaştırılması ve en azından topluma entegre edilmesi. Bu işin başında olan isim de Kütahya Valisi Ali Çelik'ti. Onun da açıklamaları var. Bir izleyelim. Kısırlaştırmadan sonra hayvanlarımızın ortalama bir hafta... Sahipsiz köpeklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçilecek, insan ve çevre sağlığı korunacak. Kütahya Valisi Ali Çelik'in önerisiyle İl Özel İdaresi tarafından kırsalda yaşayan sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için bir ekip kuruldu ve mobil hayvan kısırlaştırma aracı hizmete sunuldu. Başıboş hayvanlarımız, sokak hayvanlarımızın sağlıklı bir ekosistemde belli bir sayıda popülasyonda yaşamlarını sürdürmesi önem arz ediyor. Tabii belediyelerimiz bu anlamda üstlerine düşen görevleri yapmaya çalışıyorlar. Ancak ilin tamamını bir bütün alan olarak düşündüğümüzde belediye sınırları, köy sınırları bazen bu çalışmaları yürütmek zorlaşıyor. Proje özellikle köylerde uygulanacak. Tüm hayvanlar kayıt altına alınacak. Köy sınırları içinde bulunan sokak hayvanlarımızın da sağlıklı bir sayıda çoğalmaları ya da yaşamlarını devam ettirmeleri için kısırlaştırma çalışmalarına başladık. Hepsini kayıt altına alacağız inşallah. Hem kulak küpelerini takarak hem de kısırlaştırma çalışmaları için mobil sağlık ünitesi hayata geçirildi. Bir tane veteriner hekim bu anlamda istihdam edildi. Tarım İl Müdürlüğümüzden veteriner arkadaşlarımız desteklendi. Hayvan yakalamak için gerekli çalışanlarımızın istihdamı da tamamlandıktan sonra faaliyetlerine bugün itibariyle başlandı. Kısırlaştırma çalışmaları Kütahya merkeze bağlı Demircioğren köyünde başlatıldı. Vali Ali Çelik de oradaydı. Kısırlaştırma ve rehabilitasyon faaliyetleri hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak'tan bilgiler aldı. Yılda bir 1000 köpek ameliyat etsek. Araç haftanın 6 günü kırsal kesimlerde hizmet verecek. Çalışmalar kapsamında bir yılda 1000 sokak köpeğinin kısırlaştırılması hedefleniyor. Ve sonrası kulak küpesi, kayıtları filan. Sıradaki haberimiz kudret narından bahsedecek. Her derde deva ama bu meyvenin farklı bir özelliği daha, etkinliği daha kanıtlandı. Kudret narının kırık tedavisinde de olumlu etkilere neden olduğu saptandı. Tıp dünyası için sevindiren bu haber Kütahya'dan geldi. Dünyada bu konuda tek çalışmayı yürüten, gerçekleştiren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktorlarının bu başarısı uluslararası bir biyoloji dergisinde de yayınlandı. Kudret narının faydaları saymakla bitmiyor. Bu kez de kırık tedavisinde etkin rol oynadığı ortaya çıkarıldı. Kütahya'da yapılan deneysel ve klinik çalışmalar sonucu kudret narı meyvesinin kırık tedavisinde olumlu etkiye sahip olduğu tespit edildi. Başarılı çalışma Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktorları tarafından yapıldı. Uzman doktor Burhan Öztürk'ün kudret narının kırık tedavisinde etkili olduğuna yönelik hazırladığı tez, 5 yıl süren deneysel araştırmaların sonunda bilimsellik kazandı. Sağlık açısından birçok rahatsızlığa iyi gelen ve sıkça diyabet rahatsızlıklarında kullanılan kudret narı artık kırık kaynamasında da etkili olacak. Etkisi hayvan deneyleriyle ispatlanan bu çalışma klinik olarak kırık kaynamasında öncü bir çalışma olarak değer taşıyor. Aslında bu çalışmamız bizim sıçanlarda yaptığımız kırık kaynamasına hem histopatolojik hem biyomekanik olarak olumlu olduğunun yanı sıra insanlarda yapacağımız klinik olarak kaynamaya olumlu etkisini de gösterme açısından önem taşıyor. Bundan sonraki aşama biz bu çalışmamızı insanlarda yapabilmek. Tabii ki insanlarda da bu kaynamanın olumlu olduğunu görebilmemiz, öyle bir durumun gerçekleşmesi kırık tedavisi yapacağımız hastalar için de önemli bir değer katacaktır. Bilimsel çalışmayı klinik çalışmalarla desteklemeyi hedefleyen doktorlar sonraki süreçte kudret narının kırık kaynamasındaki etkilerini daha iyi gözlemleyebilmeyi amaçlıyor. Evet, bilim insanları aslında çok güzel
çalışmalara imza atıyorlar. Çok güzel buluşlara imza atıyorlar. Ama birçoğu artık şimdi pandemi nedeniyle o tarafa yönelmiş durumda. Umarız bu pandemi süreci bir an önce biter de farklı farklı buluşların, ilginç çalışmaların, önemli çalışmaların daha doğrusu önerileri gelir, buluşları gelir temennisinde bulunalım. Eskişehir'le devam edeceğiz. Keskin Barajı'ndan bahsedecek haberimiz. Kent merkezde 22 kilometre uzaklıkta. Bu malum yağış sürecinde, kar yağışı, yağmur yağış sürecinde bazı barajlar doldu, göletler doldu. Ama Keskin Barajı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Son yağan karlar, yağmurlar Keskin Barajı'nı doldurmadı, yüzler gülmedi ne yazık ki. Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Keskin Barajı, ülke genelinde etkisini gösteren kuraklıktan büyük ölçüde etkilendi. Yaz ve sonbahar mevsimlerinde beklenen yağışı alamayan barajda sular çekildi. Drone'la havadan görüntülenen barajda çekilen suyun etkisiyle kuraklığın boyutu ortaya çıktı. Suyun gerilediği noktalardaysa zeminde çatlakların oluştuğu görüldü. Karaöz Deresi'nden beslenen ve 1112 hektarlık tarım alanını sulayan Keskin Barajı'na düşen yağış umutlandırsa da istenen etkiyi oluşturmadı. Çok sayıda balık ve kuş türünü barındıran baraj gölü son görünümüyle tedirgin etti. Olta balıkçıları ve doğa fotoğrafçılarının uğrak noktalarından biri olan Keskin Barajı eski günlerini aratıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak 2021 tarihinde kar yağışı öncesinde yapılan ölçümlerde %3,3 doluluk oranına sahip olan Keskin Barajı'nda kar yağışı sonrası bu oran değişmedi. Evet, bültenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konuşan fotoğraflarla sizlere veda edeceğiz. Benim objektifimden yine biraz sınırlarımızın ötesinden gelecek fotoğraflar. Gelsin, üzerine konuşalım biraz sizinle. Her ne kadar birileri İsrail'in başkenti olarak görse de Filistin'in başkenti Kudüs'ten bu fotoğraflar. Kubbetül Sahra ve aynı zamanda Mescid-i Aksa'yı da barındıran eski Kudüs'ün görüntüsü şu anda gördüğünüz gibi bu fotoğraflar. Tabii bir taraftan Filistin halkı yıllardır İsraillerin zulmü altında yaşıyor. Bir taraftan çatışmalar, bir taraftan yerlerinden edilen insanlar ve tabii ki Filistin'in kendi içerisindeki sorunlardan da ayrıca bahsetmek gerekiyor. El Fetih ve Hamas arasında yaşanan o tartışmalar, çatışmalar da bir taraftan devam ediyor. Gazze'den bu fotoğraf. Gazze tamamen İsrail'in ablukası altında olan bir kıyı şeridi. Ve tabii ki özgürlüklerine düşkün Filistin halkı. Yasir Arafat, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri, efsanevi lideri hayatını kaybetmişti. Yeni bir anıtta yapılmıştı. Ve tabii tüm bunlar olurken işte bu fotoğraflarda Tel Aviv sahillerinden, İsrail'den bir taraftan Filistin halkına zulmederken İsrail halkı bir taraftan da kendi keyiflerinden hiçbir şekilde taviz vermiyor. Evet, bu akşam da bitirdik. Hafta sonu ben olmayacağım malum. Pınar Akarsu sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü yepyeni bir haftanın başında, pazartesi günü yepyeni bir ayın başında 1 Mart itibariyle güzel haberler verebilmek dileğiyle ki bültenimizin başında da söylemiştik. Kabine toplantısı var, pandemi süreciyle ilgili, kısıtlamalarla ilgili, kafelerle ilgili, restoranlarla ilgili yeni yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından açıklanacak, kendisi söyledi. Pazartesi günü saatler 18.30'u gösterdiğinde bizler burada olacağız arkadaşlarımızla birlikte. Sizler de inşallah ekranlarınızın başında olacaksınız. Bitirdik efendim. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları.
Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü erteleme maçlarının heyecanı yaşanacak. Grupta playoff şansını sürdürmek isteyen Afşet Afyonspor, geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle son anda ertelenen Kocaeli Spor maçı için deplasman hazırlıklarını bugün tamamladı. Ligin 23. haftasında ertelenen Ergenevelimeşe Spor, Gümüşhane Spor ve Sancaktepe Futbol Hacettepe Spor karşılaşmaları pazar günü saat 13'te başlarken, ligin 24. haftasında ertelenen Kocaeli Spor'la Afşet Afyonspor arasındaki mücadele de aynı saatte başlayacak. Geçtiğimiz hafta arasında 3 gün izin verilen mor beyazlı futbolcular hafta başında toplanarak Kocaeli Spor maçının hazırlıklarına başladı. Ligde playoff'a yükselme şansını sürdüren iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi ev sahibi takım Kocaeli Spor 39 puanla 8. Afşet Afyonspor ise 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Ceza sahasında dışarıya doğru çıkardı Bora'dan önce savunma. Şimdi Kaptan Nazmi. Kaptan Nazmi kaleye gönderdi. Kaleci Emre Tosun sol ayakla yokladı, topu alana gidiyor. Kocaeli stadında büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen maçı Abdullah Volkan Aydın, Emrah Uluçay, Mehmet Kirişçioğlu hakem üçlüsü yönetecek. Kaan vurdu, topu alana gidiyor. Kaan Baysal. A milli takımın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları nedeniyle ara verilen İNG Basketbol Süper Ligi'ne yarın ve pazar günü oynanacak olan 22. hafta maçlarıyla devam edilecek. Haftaya 42 puanla lider giren Anadolu Efes pazar günü kendi evinde alt sıradaki Lokman Ekim Fethiye Spor'a ev sahipliği yapacak. 37 puanla ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka cumartesi günü deplasmanda lig üçüncüsü Fenerbahçe'ye konuk olurken, dördüncü sıradaki Tofaş ise Bursa deplasmanında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Basketbol Süper Ligi'nin 6. sırasında yer alan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, pazar günü İstanbul deplasmanında Büyükçekmece Basketbol'la mücadele edecek. Ligin ilk yarısında Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynadığı maçı 79-74 kazanan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, bu defa rakibini deplasmanda da yenerek haftayı 2 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Afyon Belediyespor'un bu haftaki rakibi Büyükçekmece Basketbol takımı ise ligde kalma mücadelesi veren takımlardan birisi. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TV Bu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak. İNG Basketbol Süper Ligi haftanın maçları 27 Şubat Cumartesi Bahçeşehir Koleji Pınar Karşıyaka, Ali Ağa Petkim Spor, OGM Orman Spor, Türk Telekom Fruit Extra Bursa Spor, Tofaş Galatasaray, 28 Şubat 2021 Pazar, Empera Hala Gaziantep, Beşiktaş Axpex, Anadolu Efes, Lokman Ekim Fethiye, Büyükçekmece HDI Sigorta Afyon Belediye, Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko. Aksa Sigorta Efeler Voleybol Ligi'nde erteleme maçları dışında sezonun son maçları bu hafta oynanacak. Ligde kalma mücadelesi veren Afyon Belediye Yüntaş, cumartesi günü deplasmanda İnegöl Belediyespor'la oynayacağı karşılaşma sonrası, rakiplerinin de alacağı sonuçlara göre ligde tutunacak veya Efeler Ligi'ne veda edecek. Afyon Belediye Yüntaş sezonun son maçını orta sıralardaki takımlardan İnegöl Belediyespor'la yapacak. Yüntaş'ın ligde kalma şansını yükseltebilmesi için bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Maçı kaybetmesi durumundaysa düşme potasındaki takımlardan Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Halilye Belediyespor'un oynayacağı son hafta maçları ve yine iki takımın yapacağı erteleme maçlarının sonuçları ligden düşecek takımı belirleyecek. Aksa Sigorta Efeler Ligi'nde son hafta maçları Fenerbahçe HDI Sigorta Arhavi Voleybol, İzmir Altekma Sorgun Belediyespor, Halkbank Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediye Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Solhan Spor,
Arkas Spor, Haliliye Belediye Spor, Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediye, 28 Şubat 2021 Pazar günü ise 17.30'da Spor Toto Ziraat Bankart karşılaşması yaşanacak. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.